Evet arkadaşlar, canım sıkılıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün robotu nasıl temizleriz? Haznelerini nasıl temizleriz? Fırçalarını ve aşağıdaki rulosunu nasıl temizleriz? Bunları göstereceğim. Bakın bu şekilde şuradaki klipsten kolay bir şekilde çıkıyor. Şurada bir klipsi daha var. Bu şekilde açıyorsunuz. Bakın içerisindeki pislikleri direkt çöpe dökebiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada bir filtresi var. Bunu çıkarıp da temizleyebiliyorsunuz. Ben şu an video uzun olmasın diye temizlemeyeceğim. Ama normal bir şekilde sağa sola vurarak tozlarından arınabilirsiniz. Bu filtreyi yıkamayı hiç önermiyorlar. Ömrünü azaltıyormuş filtrenin. O yüzden sizin de bilginiz olsun. Burası bu şekilde. Burası da su haznesi. Su haznesinin herhangi bir temizliğe ihtiyacı yok zaten. İçine sadece su koyuyorsunuz. Arka tarafını döndürdüğümüzde şu kısım çıkarılabiliyor. Şuradaki turuncu klipsleri kaldırarak bu şekilde. Buraya bakın saç, uzun saçlar bu şekilde şey oluyor. Dolanıyor. Böyle bir kutunun içeriğinden fırça ve şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bıçak şu bölümde. Bıçağı var. Bu saçları kolayca çıkarabilmek için şu şekilde bıçakla kesiyorsunuz. ve Daha sonra bu şekilde çıkarıp ayırabiliyorsunuz. çok fazla saç dolanıyor. İlla bir yerlerden saç buluyor. Bilginize. Böyle bu şekilde burayı temizleyebiliyorsunuz. Şuraya da çok dolanıyor. Bu bıçağı kullan, kullanarak kolayca, ya yani bu yoksa maket bıçağıyla da kesebiliriz. Ben bunu hani bazen bulamıyorum. O yüzden maket bıçağıyla kesiyorum. Burası da basit bir şekilde halde oluyor. İlk önce şu taraftan sokacağız. Bunu tekrardan yerine takacağız. Buranın temizliği de bu şekilde. Daha sonra şuradaki fırçalarla da şu şekilde bu çok da efektif bir şey değil bence. Şuraları için yarıyor fırçalarda. Bunun neresini temizleyeceksek böyle. Zaten çok da kirlenmiyor yani bu tamam. Böyle renk değişimi oluyor tozlar iri şey yapıyor. Yani bunu ben yıkasam daha iyi. Bununla çok da bir bok olmuyor yani açıkçası. Ha, bakın. Asıl önemli olan burası. Zaten tıkanınca burası tıkanıyor. Fırçalarla çok bir işimiz olmuyor. Genelde bu fırçalar stabil. Bir de e, bu taraftaki tankı sık sık 2-3 seferde bir çıkartıp. Çünkü burası tıkanıyor. Daha sonra buraya dolmaya başlıyor kirler. O yüzden burası da tıkanmaya başladığı zaman muhtemelen bunun içerisinde toz gittiği zaman böyle problemler yaşarız. Bu şekilde sık sık 2-3 kullanımda bir e, temizlemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu şekilde bir bilgilendirmeye yayınladım. Beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.